Evet, siz Passat'a falan para verin. Yani onu alın, bunu alın. Ama gelin şuna bakar mısınız? Toros zımba gibi dursun burada. Hey maşallah. Çil, çil. Evet arkadaşlar. Aracı alalı bayağı oldu fakat sizle paylaşmak daha yeni nasip oluyor. Bu yeni aracım. 1.5 turbo 150 benzin Toros. Bakın şu diğer tarafta çok ufak bir göçük var. Şurada bakın. Çizik. Bunun haricinde arabada kusur yok. Orijinal boyası dedi aldığımız. Ama artık neye çıkar bilmiyorum. Ama araba cidden çok temiz. Şuralarda mesela şöyle arabanın içine baksanıza. Kafese bakın. Kalem gibi bak. Eski Toros'umuz böyle değildi. Bütün kapılar bak şöyle. Hiçbir şekilde mesela kapıya basıyorsunuz öyle atma falan yapmıyor. Bıraktığınız yerde kalır. Evet, yeni bir videodan herkese selamlar arkadaşlar. Aracımız bildiğiniz Station Toros'tan sonra aldığımız sedan Toros. Bundan önceki beyaz Station'ı hatırlarsınız. Yine Station olsa aslında iyi olurdu yani, daha çok amaca yönelik bir araba olurdu. Şu bagajı. Bu arada bu benim ilk arabam. Yani sahip olduğum, benim üstüme olan ilk araba. Şu an gaz tesisatında ufak bir sıkıntı var. O yüzden araba sadece benzinle çalışıyor. Videoda çalıştığı zaman biraz şey yüksek olacak sesi. Kusura bakmayın. Araba burada çok toz olmuş, arkadan bakar mısınız? Yazın bunu kullandık. Babam kullandı yazın. Biz pick-up'ı kullandığımız için fazla mazot taşıyoruz biz. Pick-up, o yüzden Toros elverişli olmuyor. Sedan Station olsa yine olurdu ama yine de olmazdı. Şöyle kaputu maputu bir açayım ben size. Kapı nereden açılıyor bunun? Evet, kaputun nereden açıldığını bilmiyorum. Şuradan galiba. Kapı açılmıyor galiba. Kapı açılmıyor bu arada gerçekten. Yani şey, iki kişi olması gerekiyor. Geçenlerde tarlada bir akünün kutup başı çıkmıştı. Arabayı çalıştıramadık. Kaldık öyle. Bakayım, açtım şimdi. Açmadı bakın. Deneyelim. Belki de açmış. Evet, tamam. Kaput şu şekilde. Ön tarafa doğru kalkıyor. Zımba ya. Yılan abi, şuna bakar mısınız? Böyle bir şey yok. Böyle bir şey yok harbiden. Şunu bir çekeyim. Fotoğrafını kapak fotoğraf yaparız. Ya, arabaya iyi bir bakım yaptırdık bu arada. Zaten diğeri de epey bir para yemişti. Bu keyfi biraz bunun bakımını yaptırdık. Ön takıma girdik işte. LPG tankı falan değişecek. Frenler zaten muayenesi vardı. Muayeneden yeni geçti araba. Ağustos'un sonunda. Ağustos'un başında mıydı neydi, muayenesi vardı. Muayeneden yeni geçti. Yani muayeneden geçmesi için biraz harcamak gerekti. Şöyle. Güzel araba yalnız. Çok temiz araba. Zaten yürünü falan, yani diğer Toros gibi değil pek. Eski beyaz Toros'u bilirsiniz. NP480 no problem Toros'u. Bu zımba. Bu dip basık. Bak. 26 dip. Şöyle jant kapakları değişmesi lazım. Bu çok delikli, sık sık olan jant kapağı var ya. Klasik her Toros'a takılan, onlardan takacağım buna. Biraz içine girelim. İçi şu üstleri şöyle kaplamışlar. Sonra bunlar aşağıda böyle leke yapmış şöyle. Açılsa nasıl olur bilmiyorum. Belki de leke yaptığı için kaplandı en başında ama bilmiyorum. Araba 135 bin kilometrede. Orijinal öyle demişlerdi. Yani hiç bir soruşturmadık zaten. Toros bu. Niye soruşturacağız? Şöyle Bluetooth özelliği var bu arada. Şunun sayesinde Bluetooth, şurada mevcut küllük var. Havalandırmalar falan. Bu arada havalandırmalar falan hepsini yaptırdık. Şu havalandırma motoru çalışmıyor diye. Bakın. Muayeneden geçmedi araba. Havalandırma motoru üflemiyor diye. Ve şunlardan kırık varsa muayeneden geçmiyormuş Toroslar. Şunun artık bir tane çıkmasını aldık. Şu parçayı oraya hallettirdik. İçinde bu sıkıntılar yaşadık yani, arabanın muayeneden geçmeyen şu an burada bahsedebileceğim. Bakın şu an ciklesi çekildi. Şurada bilirsiniz eski arabalarda cikle var. Az önce çalışmadı. Şunu şöyle biraz pompaladığınız zaman sonra cikleyi çekin, zımba gibi çalışıyor. Bak şu ortada solda yanan cikle gösterge ilk yaz ışığı. Yani böyle 4 cam manuel,
klasik her Toros'ta olduğu gibi. Bilmiyorum artık modelli Toros'larda şey var mı? Bu arkası biraz dar. Şöyle bakın zaten orada pek yer yok. Biz şöyle engel oturduğumuz için boyumuzdan. Hatta şu an mesela bak ben 1.80 boyundayım. Buraya koltuk yerde olmasına rağmen anca sığıyorum şöyle. Yani şu ayağım şuraya çarpar. Burada da Halil oturuyordu. Halil de benimle aynı boyda aşağı yukarı, o da geride. Bir de şöyle şuraya yatırdığımız zaman arkada hiçbir şey kalmıyor. Şöyle iki tane şey var. Şu an bunu amfi buffer balansı, eski sahibi tesisat falan yapmış bunlar, müzik tesisatı. Kablolar gidiyor yani arkaya kadar. Tabi uğraşmadık biz onlarla. Yani böyle arkadaşlar, Toros'un içinde bahsedecek pek bir şey yok. Şurada gözü var. Arabanın ilk yardım kutusu falan varmıştı o zamanlar. Bakın şöyle onlar falan duruyor. Görüyor musunuz? Kasetçaların kasetleri duruyor şurada. Ama kaset şey yok artık. Kasetçaları almadım adamdan. Şöyle bir tane Pioneer tape takılı. Buradan şununla bluetooth yapıyoruz. Şurada bir göz var. Adamın bağlı hoparlörler var burada. Şu neymiş? İlk defa gördüm. Şurada bir hoparlör var. Bunlar herhalde bilgisayar hoparlörü gibi bir şey. Sigorta kutusunun kapağı düşmüş. Şurada sigorta kutusu var. LPG, bakın şu an benzinli araba. Sağ taraf alırsanız gaz, benzin işte yani. Gazda ufak bir sıkıntı var. Gaz tüpü değişecek. Bir 500-600 lira masrafı var arabanın. Artık tüp ne kadarsa. Ama yalnız araba harbiden çok temiz. Bakın debriyaj falan bastık. Yolda yürürü falan bırakın yani. Buradan Eskişehir'e kadar dümdüz kendi gidiyor. O kadar düz. Vites geçişleri falan çok çok iyi maşallah diyelim. Ya bayağı bir bakım yaptık. Bir 4-5 lira yedi yani. Zaten klasik her Toros 4-5 lira yiyor. Bunu fark ettim. Toplu da olsa toplu olmasa da. Mesela biz bu arabayı aldığımızda çok topluydu. Yine bunun da 4 lira masrafı oldu. Yani diğerinde 4 lira masrafı olmuştu. Böyle araç temiz yalnız. Vallahi başka da bunda anlatacak bir şey yok. Hani şurada şu yuvar desem de bu dümdüz araba yani. PUBG arabası. Passat burada duruyor. Şöyle. Traktörler klasik her zaman yerinde. O zaman ufak bir gezintiye çıkalım. Siz de aracı bir görmüş olun. Bu arada Porsuk'ta su bitmişti. Şuradaki tarlayı biçerken ve sürerken video atmıştım. Sürerken ki videosunda Porsuk'taki suyu göstermiştim size. Şimdi Porsuk'a su gelmiş. Hazır bahane işte. Gidelim Porsuk'a bakalım. Porsuk'ta su bitmişti. Gelmiş. Gidelim bir bakalım. Evet arkadaşlar. Arabanın içine bindik şu an. Görüyor musunuz? Sesi şöyle. Oh, cam indirince siz de inesiniz. Ben bunu unutmuştum. Evet, şöyle yola doğru çıkalım. Yola çıktıktan sonra cepheye kapatabiliriz. Araba böyle. Yine çekelim şöyle, garanti olsun biraz. Durur falan. Düşünce mi açayım, biraz hava gelsin. Hava sıcak, ısındı arabanın içi. Sensör yansıyor bilmiyorum ama bu modeldeki araçlara bindiğiniz zaman mevcut bir gürültü oluyor. Mesela bunda o kadar gürültü yok. Araç temiz. Anam bu ne? Devasa bir inek dışkısı vardı. Kamerada biraz fazla sarsıntı var sanki. O benden hemen bir ses verecek, kusura bakmayın. Baksana da araç çok güzel bir şey. Maşallah. İlk arabam. Babamın ilk arabası da aynı bu renk. Toros'muş bu arada. Sedan yine. Ama şeyi bilmiyorum onu. Acaba demir tampon mu yoksa plastik tampon mu? Bir eski kasalar demir tampon oluyor mesela, onu bilmiyorum. Orada çok sarsıntı var. Ben sizi şöyle alayım. Sizden nereye gittiğimizi falan görün yani. Araba çok karanlık bu arada ya. Şunu azıcık indirelim. Heh, evet. Kalem gibi ya maşallah. Birkaç gün önce yağmur yağdı. Bir önceki videoda da göstermiştim. Hala şu ara sular duruyor.
arada amele yanıklarına baksanıza. Kolum kapkara, bacaklarım bembeyaz. Şu farka bakın. Evet, Forza. Oo! İnanılmaz şaşırdım arkadaşlar. Oo, maşallah ya. Bir saniye. Şunu da sökeyim ben. Bakın bu o kadar güçlü ki her şey yaptığım yerde leke bırakıyor. Aracımızı da durduralım. Oo, inanılmaz su gelmiş ya, çok şaşırdım. Bozuklu hale gelmiş, baksanıza burası bildiğiniz kurumuştu ya. İşte görüyor musunuz, sulama işleri bitti, su geldi. Ondan sonra neye yarayacak ki? Çok güzel olmuş maşallah. Porsuk'tayız şu an. Burası bizim köyün porsuğu. Ya porsuk su demek can demek ya. Şu ağaçlar falan kuruyacaktı yani, biraz daha bekleseydik. Evet arkadaşlar, böyle yani aracımız. Sizle paylaşayım dedim. Bildiğiniz düpedüz bir Taurus yani. Geçen videosunda epey detaylı anlatmıştım diğer Taurus'u. Onun aynısı, sadece sedanı. Arkada şöyle şey yok yani, bagajı yok. Yeterli ama zaten bu araç mazot taşımıyor. Sadece git gel yapmak için. Biraz daha bir tık modeli şeyler olsa aslında olur da, bir sembol falan. Ya da bir Clio. Hidrolik direksiyonlu en azından. Yani o tarz bir şey olsa daha iyi olabilir ama şimdilik bu var. Bakalım, belki ilerleyen zamanlarda bir şeyler yaparız bunu. Değiştirebiliriz. Böyle. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.